Allah kahretsin. Gene tıkandı bu lavabo. Ay. Of. Pompa, pompa. Günaydın Firuze abla. Günaydın Cerencim. Annemler gitti mi? Gittiler, evet. Çilek nerede? Uyuyordu. Yok, kalkmış. Yatağında da yok. Ben burada uğraşırken fark etmedim. Tuvalete gitmiştir herhalde. Neyse, o çıksın da ben de öyle yüzümü yıkayayım. Sen bilirsin. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapacağım Cerencim? Gene bu lavabo tıkandı. Gene bununla uğraşıyorum. Bıktım bunun tıkanmasından. Pompayı denedin mi? Pardon. Demek dedeme tokat attı. Merak etme teyze, ben de ona yardım etmeyeceğim. Aferin Çilekçim. Benim de senden beklediğim davranış buydu. Şimdi el ele verip anneannene güzel bir ders vermemiz lazım. Söz veriyorum, benden yardım isterse hiç ama hiçbir şey yapmayacağım. Anlaştık. Anlaştık ama Yavuz konusunda hala anlaşmadık. Sakın bir şey söyleme teyze. Seninle Yavuz hakkında asla ama asla konuşmayacağım. Hadi şimdi git, Firuze abla bizi yakalamasın. Tamam hadi, sonra görüşürüz. Ablam ben gelene kadar uyanmış. Bir şey anladı mı acaba? Ay, ay. Ben güzel bir şey mi yapıyorum Ceren? Neyi mi seyrediyorsun? Hiç. Çilek tuvaletten çıkana kadar oyalanıyorum. Git başka bir şeyle oyalan. Abini kaldır mesela, öğlen oldu. Tamam tamam. Abim kaldırayım, Çileği de tuvaletten çıkarayım. En iyisi ablamdan önce abimi ben uyandırayım. Çilek, içeride misin? Evet abla. Hadi çabuk ol, ben de sıkıştım. Tamam. Bitti bile, girebilirsin. Çilek, sen ne zamandır buradasın? İnsan hiç banyoda bu kadar kalır mı? Emi yaptım ablacığım, ne yapayım? Hayret, bu defa kokutmamışsın. Hadi hadi, işin çabuk bitti. Aşağıda kızarmış ekmeklerimize bal sürelim. Ay, tuvalette ne biçim şeylerden bahsediyor. Günaydın Firuze abla. Günaydın Çilek, günaydın. Ne haber? Aa, bırak ya bu saçımı, en sinir olduğum bir şey. Biliyorum, zaten onun için yapıyorum. Ben de sana en sinir olduğum şeyleri yapayım mı? Ya ne mesela? Tuğçe'nin yanında sana şişko diyeyim mi? Sakın deme. Diyeceğim, bugün Tuğçe nasıl olsa bize gelecek. Ve Çilek, hatta ben de diyeceğim. Sana ne oluyor be? Kız kardeşlerin dayanışması canım. Aman çok duygulandım. Ekmekler kızardı mı Firuze abla? Kızarmadı Çilek hanım. Nesi var Firuze ablanın? Gene lavabo tıkandı. Bu da bir işe yaramadı. Ay, bunun içinde su varken bu bir işe yaramaz ki. Salak Firuze. Of. Firuze abla Betüş'ü arayıp sorsana tamircinin telefonunu. O gelsin baksın, sen uğraşma. Zaten yapamazsın. Sonunda öyle olacak herhalde. Bıktım bu lavabodan, bıktım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat rengi.